yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Biz adalete, savaş, demokrasiye inanç tutan Türk gençliğiz. Biraz ıslandık, biliyorum. Biraz ıslandık ama bu Allah'ın bereketi, Yaradan'ın bereketi, 15 Mayıs'ta memleketin bereketi olacak. Memleketin bereketi olacak. Allah'ın izniyle bütün memleket kazanacak. Sizlerle buluşmak benim için büyük bir gurur. Sizinle sabaha kadar ıslanmaya varım burada. Sabaha kadar. Sabaha kadar ıslanmaya varım. Bu memleketin çok güzel günlere ihtiyacı var. Bu memleketin hep birlikte güzel günlerle kucaklaşmaya ihtiyacı var. Sevgili hanımefendiler, sevgili beyefendiler, sevgili pırıl pırıl gençler, gençler. Burayı dolu dolu gençlerle görüyorum. Gençlerle görüyorum. Çocuklar var aramızda. Bu ne güzel bir duygu. Allah'ım beni size mahcup etmesin. Güney Marmara'nın incisi, güzel İnegöl'e selam olsun. Sizlere 16 milyon İstanbullu hemşerilerimin, komşularınızın selamını getirdim. Size onların sevgilerini getirdim. Anneciğim ellerinizden öpüyorum. Güzel anneler ellerinizden öpüyorum. Ellerinizden öpüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İnegöllü çalışkandır. İnegöllü yeteneklidir. İnegöllü işinin ustasıdır. Mobilya da üretse, köfte de yapsa en iyisini yapar, en iyisini yapar. İnegöl'le benim bir ortak noktam var. Ben de köfte işinden geliyorum. 21 yaşında İstanbul'un ilk Akçaabat köftecisini bu kardeşiniz açtı. Köfte yapmayı bilirim. Köfte yapmayı bilirim. Ama bana göre iyi köftenin sırrı nerede biliyor musunuz? Malzemesi kadar iyi yoğrulmasında, iyi yoğrulmasında, emek harcadıkça köfte lezzetlenir. Öyle değil mi ablalarım? Köfte ona itinayla emeğinizi verdiğinizde lezzeti artar. Durumu idare ederseniz olmaz. Ülkece öyle bir dönemdeyiz ki artık ne iş yaparsak yapalım en iyisini, en doğrusunu yapmak zorundayız, en doğrusunu. Vatandaş olarak, yönetici olarak başka çaremiz yok. Durumu idare edelim, bugünü kurtaralım anlayışı gidebileceğimiz yer bize bırakmadı. Durumu idare ede ede denizi bitirdik. Ülkenin kaynaklarını yok ettik, ülkenin kaynaklarını. Sadece kaynakları tüketmekle kalmadık. Bir de milletimizin arasına nifak sokmaya başladılar, nifak sokmaya. Oysa biz hiç yulamayın, onlar bir avuç insan. Oysa biz hepimiz yüzyıllardır aynı şeylere ağlıyoruz, aynı şeylere gülüyoruz. Aramıza ikilik kattılar. Bu yanlış zihniyet bizi sürekli sorunlarla boğuşmak zorunda bıraktı. Değerli İnegöllüler, burada şunu söyleyeyim. Biz bu milleti barıştırmaya geliyoruz, barıştırmaya geliyoruz. Biz bu milleti genciyle,
emeklisiyle, kadınıyla, erkeğiyle kucaklaşmaya geliyoruz. Hazır burada İnegöl'deyken bu değerli vatan evlatlarından Sinan Ateş'i de burada anmak istiyorum. Bursa'da yaşayan değerli ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Sinan Ateş bu vatanın değerli evlatlarından, çok kıymetli akademisyenlerinden birisiydi. Bakın artık yeter. Eli kanlıların, bu milletin kıymetli evlatlarının hayatını almasına izin vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Buradan haykırıyoruz. Adalet, adalet, adalet. Adaleti sağlamak zorundayız. Size söz sağlayacağız. Adamına göre hukuk, adamına göre adalet, adamına göre makam kalmayacak, olmayacak. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepinize selamını getirdim. Hepinize. Onun söz verdiği gibi Sinan Hoca'yı ailesinden koparan, çocuklarından ayıran, hepimizin bildiği o kirli odakları milletin iktidarında adaletin önüne çıkaracağız. Adaletin önünde diz çöktüreceğiz onlara, diz çöktüreceğiz. Adalet, adalet, adalet. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sevgili vatandaşlarım, az önce dediğim gibi iktidarın yanlış zihniyeti bizi sürekli ayrı ayrı sorularla, sorunlarla boğuşmak zorunda bırakıyor. Dönüyor, dolaşıyoruz, bakıyoruz aynı yerdeyiz. 21 yıldır senin Ekrem abi diyen dillerini yerim ben. Senin Ekrem abi diyen dillerini yerim. Aferin sana güzel kızım, aferin. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ben yağmura dayanıklıyım. Ben Karadeniz'de doğdum. Onun için beni yağmur eritmez, onu söyleyeyim. Sabaha kadar buradayız. Var mıyız? Tamam. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama bir arpa boyu gidemedik. Hala bize çek diyorlar, çak diyorlar. Allah aşkına 21 yıldır yapamadınız da şimdi mi aklınıza geldi? 21 yıldır bakın bunu hatırlatalım size. 21 yıl önce bunlar iktidar olduğunda 16. sıradaydık, 16. ekonomide. Şu anda 21. sıraya düştük. Bakın zannediyoruz ki her taraf kötü bizi, yok öyle bir şey. Hangi kangren olmuş sorununu çözdünüz diye sorun. Hiçbir soruna çözüm bulamadılar. Bize aynı sorunları yaşatan bir hükümet durumundalar. Depreme hazırlık sorunumuz var, yine var. İnsanlarımızı kaybettik. Tamam, konuşacağız seninle. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik vardı, yine var. Eskiden daha kötüydü diyerek kendimizi avutmayın. Biz buna yeter diyeceğiz, yeter. Buna yeter diyeceğiz, yeter. Bunun bakın bize faydası yok. Geçmişin tartışmalarına da dönmek istemiyorum. Buna takılıp kalmayacağız. Önümüze bakacağız. Biz geleceğe bakacağız. Millet İttifakı bu anlayışla kurulmuştur. Çok önemli bir şey gerçekleşti. Türkiye'nin
bütün temel siyasi akımları bir araya geldi. Çünkü mesele Türkiye meselesi. Mesele bu ülkenin çocukları meselesi. Mesele bu ülkenin gençleri meselesi, gençleri. Hepimizin refah ve mutluluk içerisinde yaşama meselesi. Memleketin ilerlemesi meselesi. Senin güzel yüzünü öpeyim ben, güzel kızım benim. Aferin sana. Topluma huzur getirmek için çalışacağız. Millet İttifakı'nın iktidarı bir kişinin, burayı dinleyin. Bir kişinin, bir partinin, bir zihniyetin iktidarı olmayacak. Milletin iktidarı olacak, milletin iktidarı. Şimdi bu söylediğim şeyden yola çıkarak Milletin İttifakı'nın ne işe yaradığını, Milletin İttifakı'nın millet iktidarı olduğunu görmek için İstanbul'a bakın, Ankara'ya bakın. Vallahi de billahi de hiç kimsenin partisine bakmadan hizmet ettik. Hiçbir ilçeyi partisine bakmadan ayırt etmedik. Gittik, ziyaret ettik. Gene onu yapacağız. Liderlik eden bu sürece, liderlik eden iktidar anlayışımızda o parti, bu parti yok. Biz en baştan beri şunu söyledik. Hem bizim 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüdür. Hem de İyi Parti Meral Akşener, Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin sözüdür. Particilik yapmayacaksınız. Millet için çalışacaksınız. Biz de millet için çalışıyoruz. Her zaman. Vicdan sahibi herkes İstanbul'da bizim anlayışımızla hizmet ettiğimizi bilir. İnsanlarımızı ayırt etmedik. Bakın, İstanbul'un 25 belediyesi benim mensubu bulunduğum CHP'li değil. CHP'li değil ama biz hepsini bir tuttuk. Hepsine gittik, hizmet ürettik. Yarın iktidara geldiğimizde Millet İttifakı Bursa'ya da, İnegöl'e de böyle bakacak. AK Partiliymiş, o partiliymiş, bu partiliymiş bakmayacak. İnsanların ayırt etmeyecek. Üstelik bizde her görüş var. İttifakın altı siyasi partisi var. Altı görüşten geliyor. Ama şunu net olarak söyleyelim. Biz bu seçimden sonra demokrasi inşa edeceğiz. Gücümüzü milletten alacağız. Yüzümüzü millete döneceğiz. 15 Mayıs'ta iktidar, bakın 15 Mayıs'ta iktidar Millet İttifakı olacak ama esas 15 Mayıs'ta iktidar millet olacak, millet. Siz olacaksınız. İman edilenler. Bak, burayı gençler iyi dinleyin. Gençler burayı dinleyin. İhmal edilenler, yok sayılanlar, mülakatta elenenler iktidar olacak. Mülakatta elenenler. Emeğinin karşılığını alamayanlar iktidar olacak. Ülkece ayağa kalkacağız, ülkece. Evet. Devlet, gençler burayı iyi dinleyin. Devlet ne demek biliyor musunuz? Devlet, vatandaşa gücünü gösteren değil, vatandaşa şefkatini, adaletini, sevgisini gösterendir. Devlet, milletin emrindedir. Devlet, milletine hizmet eder. Kurumlar ve kurallar devlet olmak zorundadır. Bunu başlatacağız. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta büyük atılımlar yapacağız. Tek tek bütün şehrimizin özel sorunlarına değineceğiz. İnegöl çok önemli.
İnegöl resmen bir şehir olmayabilir ama fiilen bir şehirdir. Hem de büyük bir şehirdir, büyük bir şehirdir. Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın büyük şehirlerinde bulunan bütün imkanlara İnegöl'lerde sahip olmalıdır. Biz bu anlayışla çalışacağız. Millet İttifakı iktidarında İnegöl'ün modern şehircilik anlayışı içinde büyüyüp gelişmesini sağlayacağız. İnegöl'lü çocukların, gençlerin, emeklilerin, kadınların hayatını kolaylaştırıp güzelleştirmek için her şeyi yapacağız. Eğitimde, sağlıkta, gelir dağılımında İnegöl'lere adaleti yaşatacağız. İnegöl'ün mobilya sektörünü biliyorum. Bir Ar-Ge'sinin olması, dünya çapında fuarlara ev sahipliği yapması İnegöl için elzemdir. Bunu başaracağız. İnegöl'ün aynı zamanda tarım alanlarını birkaç yıl içerisinde mutlaka özenli bir şekilde geliştirilip gerçek hüviyetinde korunmasını sağlayacağız. Millet iktidarında İnegöl'ün çiftçisi tarlasını satmak zorunda kalmayacak. İstanbul'da yaptık, İnegöl'de de yapacağız. İnegöl'ü depreme dirençli bir şehir haline getireceğiz. Memleketin olası bir depremde bir insanlığın dahi burnunun kanamaması için topyekün seferberlik başlatacağız. İnegöl'de İnegöl'ün esnafını ve özellikle sanayicinin üretiminin markalaşmasına katkı sunacağız. İnegöl'lü işçilerin çalışma koşullarına mutlaka destek olacağız. İnegöl'lü işçilerimizin dar gelirlerin sosyal konut elde etmeleri için yeni fırsatlar yaratacağız. Bakın ben dakikalarca İnegöl'ü konuşabilirim. Her konuya hakimiz, İnegöl'e hakimiz, Bursa'ya hakimiz, bu şehrin her konusuna hakimiz. Millet İttifakı'ndan seçeceğiniz milletvekilleriyle hem Ankara'da İnegöl için çalışacağız, hem Ankara'da Bursa için çalışacağız. Hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Çok güzel. Bakın ben İstanbul Belediye Başkanı olarak defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundum. Gelin çalışalım dedim. Gelin birlikte üretelim dedim. Gelin İstanbul'un şu sorunlarını masada konuşalım dedim. Yok saydılar. Ama beni yok saymadılar. Beni yok saymadılar. 16 milyon İstanbulluyu yok saydılar. Biz o bizi yok sayanları bu seçimde evlerine yollayacağız. Evlerine yollayacağız onları. Ama biz onların yaptığını yapmayacağız. Biz AK Partili belediyelerle mutlaka işbirliği yapacağız. Onlara demokrasi ahlakını göstereceğiz. Demokrasi ahlakını. Demokrasi dersini vereceğiz. 14 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Türkiye'de herkes birbirini sevecek, sayacak. Kurumlara saygı duyacak. Seçilmişe saygı duyacak. Valiler bir siyasi partinin valisi değil. Devletin valisi olacak. Devletin. Milletin valisi olacak milletin. Sizden değişecek. Dolayısıyla yeni hükümetimizde mutlaka ve mutlaka her zaman vatandaşımız bize ulaşacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla her zaman hiç kimseyle kavgamız olmadan çalışacağız, iş üreteceğiz. İleri görüşlü bir ekonomik anlayış getireceğiz. Siyasetteki varlık sebebimiz, göreceksiniz İstanbul'un nasıl bir yönetim modeli oluşturduğumuzu biliyorsunuz. Aynısını Türkiye'ye yayacağız. Ekonomi politikalarından sosyal politikalara varıncaya kadar her hususta güçlü bir Türkiye var edeceğiz. Güçlü bir Türkiye. Sevgili hemşehrilerim, buradan bütün katılan her birinize yaklaşık bir saattir buradasınız biliyorum. Her birinize büyük teşekkür ediyorum. İsraf düzenini yok edeceğiz. Bizim bütçemize bereket gelecek. İsraf düzenini yok edeceğiz.
evine ekmek götüremeyen hiçbir insanımız kalmayacak. Bayram alışverişi yapamayan emekli kalmayacak. Benim Cumhurbaşkanım, 13. Cumhurbaşkanım iki ikramiye söz verdi size. Tam 15 bin lira ödeyecek. 15 bin lira. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözeriz. Yeter ki gücümüze inanalım, kol kola olalım, omuz omuz olalım. Bunu başarmaya var mıyız? Harika. Şimdi sizden iki söz alacağım. Birincisi, kalan 17 günde İnegöl için, Bursa için, memleket için, çocuklarımız için, gençlerimiz için çok çalışmaya, herkesle konuşmaya, insanımızı ikna etmeye, ahlaklı bir yönetimin geleceğini anlatmaya, 12. dönemi bitiren 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmeye var mıyız? Güzel. İki, seçimde görev almaya, sandıkta görev almaya, bir tek oya bile sıkıntı getirmemeye, işbirliği yapmaya, Türkiye gönüllerine üye olmaya var mıyız? Güzel. O zaman size söz. Size söz. 15 Mayıs sabahı çok güzel bir güne uyanacağız. Çok güzel bir güne uyanacağız. Size söz. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Peki. Her şey. İnegöl duyacak. İnegöl duyacak. Sesim kısık diye beni bağırtmayın burada bak. Her şey. Her şey. Şimdi çalın müziği. İl başkanlarım gelsin. Milletvekili adaylarım gelsin. Anonsu başlatın. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Lale Karabıyık'ı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet, Deva, Gelecek, Demokrat Parti il başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Millet İttifakı il başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Bilecik Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı'nı sahneye davet ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i sahneye davet ediyoruz. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız da bizlerle, kendilerini sahneye davet ediyoruz. İYİ Parti 1. Bölge Milletvekili adaylarımızı sahneye davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarımızı kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız. Bugün ısrarla kucaklaşacağız. Bu yağmur altında, bu bereketli günde, yağmur damlalarının, rahmet damlalarının altında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nu bizleri yalnız bırakmayan İnegöl, yine destan yazdın bugün. Gençler, güzel insanlar, yine çok güzeldiniz bugün.